Yeni bir halk arzı videosuyla karşınızdayız. Halk arzlar son hızla devam ederken biz de tabii ki şirketleri size tanıtmaya devam ediyoruz. Burada önemli olan şey aslında bütün bu bilgiler kamuya aydınlatma platformunda var. Oradan ulaşabilirsiniz ama daha kolaylıkla ve daha samimi bir yolla aslında şirketleri size tanıtmak. Sonuçta halka arzına katılacağınız ya da katılmayı planladığınız şirketin yönetim kurulu üyelerini, CEO'larını ya da tam olarak detaylarını bilmeniz açıkçası hakkınız. Dolayısıyla biz de daha size yardımcı olabilmek için bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Öncelikle ben İsmail Kazanç Bey'e merhaba diyorum. Yönetim kurulu üyesi Başkent Doğalgaz'ın. Merhaba, nasılsınız İsmail Bey? Teşekkür ederim Seda Hanım. Gayet iyi. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun. Hakikaten yüzdünüz, kuyruğuna geldiniz. Çok da şu anda keyifli bir aslında zamandasınız. Çünkü bugün talep toplama başlıyor. Yarın da devam edecek. Artık bu sürecin tamamıyla sonu. Herkese söylüyorum. Size de söyleyeyim. Yani tam böyle o gongu çaldığınız anda ya da talep toplama bittiği anda rahat bir oh çekeceksiniz. Gerçekten hayırlı olsun. Çok sağ olun, teşekkürler. Bahsettiğiniz süreçleri ben iş hayatımda Torunlar Grubu bünyesinde geçmiş yıllarda da yaşamıştım. Dolayısıyla bir halka arz gerçekten yoğun bir süreç, bir maraton koşusu gibi. Finish noktasına şu anda çok yaklaştık. Son iki günümüz. Bu sabah 9 itibariyle resmi olarak talep toplamaya başladık. Kurumsal yatırımcılarla hafta başından bu yana yaptığımız görüşmelerde zaten talep toplamanın ön aşaması gerçekleşmiş durumdaydı. Yoğun bir toplantı programımız vardı. Bireysel müşterilerimiz, yatırımcılarımız açısından ise bu sabah itibariyle tüm ülke genelinde 2 gün sürecek bir talep toplama süreci başladı. Bu imkanı bize sağladığınız için teşekkür ederim. Başkent Doğalgaz'ı Ankaralılar zaten biliyor ama tüm Türkiye'ye ve gerekirse dünyaya da bu platformlar vasıtasıyla tanıtma arzusundayız. Başkent Doğalgaz'a müsaade ederseniz biraz anlatmak istiyorum. Evet, Yatırımcılarımız. ondan öncesinde aslında toplantılarımız var dediniz. Biraz ben oraya değinmek istiyorum. Çünkü siz yabancılarla da çok yoğun bir şekilde görüştünüz ve oradan da talepler gelecek gibi görünüyor açıkçası. Nasıl geçti toplantılar? Hem yurt içi hem yurt dışı, biraz ondan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi biz bu yıl başından bugüne yapılan halka arzlarda genellikle şirketlerimizin yabancı tahsisatlarının sınırlı olduğunu görmüş idik. Ancak geçmiş tecrübelerimiz bize yabancı kurumsal yatırımcının ölçek büyüdükçe ilgisinin artacağı yönünde bir kanaat oluşturmuştu. Şirketimizin niteliği yüksek temettü ödeme kabiliyeti dikkate alındığında kaldı ki geleceğe ilişkin gelir, fiyatlama ve diğer yasal süreçlerinin regülasyona tabi olması çok önemli bir belirlilik yaratıyor. Bu özellikler nedeniyle doğrudan bizim sektörümüze ilgi duyacak yabancı kurumsal yatırımcıların varlığından emindik. Bu minvalde de hem izahnameyi hem de sunumlarımızı eş zamanlı olarak İngilizce olarak da hazırlattık ve potansiyel yabancı yatırımcılarımızla paylaştık. Son birkaç gündür bu minvalde toplantılar yapıyoruz. Bugün saat 1'de, akşam 18'de yine 2 adet daha toplantı var. Doğrudan bizim katılacağımız, gıyabımızda yatırım bankamızda aynı toplantılara ön bildirimler yaparak ilgi oluşturmaya, talep toplamaya gayret ediyor. Her an yeni bir talep gelirse de biz tüm ajandamızı olabildiğince esnek tutarak onlara yanıt vermeye çalışıyoruz. Neticede 2 gün çok yoğun geçecek. Saat sınırlamamız yok. Olabilecek en müsait zamanlarda bazen yönetim ekibimizi bölerek yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla daha fazla bir araya gelerek onların sorularını yanıtlamaya, şirketimize olan ilgiyi somutlaştırmaya çalışıyoruz. Kendinizi tanıtma amacıyla tabii bu yol çok önemli bir yol ve şu anda özellikle bu 2 gün bence çok da hızlı bir, aktif bir şekilde yol aldığınızı ben şahsen görüyorum açıkçası. Peki şirketinizi ve kendinizi tanıtır mısınız? Yani yatırımcılar size neden seçsin? Gerçekten belirgin gibi bir laf orada, bir kelime kullandınız. Aslında yolunuz gerçekten çok belli. Nerelerde şu anda dağıtım yaptığınız, ileriki projeksiyonlarınız, hani şirketi tanıma amacıyla biraz kolay bir yolumuz var açıkçası. Çok çetrefilli bir, dallı budaklı bir şirket değilsiniz. Çok belirgin, yolunuz çok belli. Ama yatırımcılar için lütfen kendinizi tanıtın. Tabii ki.
Başkent Doğalgaz'ın kuruluşu 1980'lere kadar gidiyor. Gaz dağıtım amacıyla Ankara'da belediye bünyesinde kurulmuş bir yapı. 2007 yılında da tüzel kişiliğe kavuşuyor. 2013 yılında özelleştirme idaresi tüm sermayesini Torunlar Enerji'nin en yüksek bedel ödediği ihale çerçevesinde 1 milyar 162 milyon dolarla devrediyor. Biz Torunlar Enerji olarak o gün Başkent Doğalgaz'ın Ankara genelindeki gaz dağıtım lisansının büyüme potansiyelinin ve gelecekteki öngörülebilir fiyatlama büyüme kapasitesi dikkate alarak bu fiyatı vererek şirketi satın almış idik. Ben o tarihte de Torunlar Grubu CFO'su olarak ve devirden itibaren de Başkent Doğalgaz Yönetim Kurulu üyesi olarak tüm satın alma sonrasındaki iyileştirme süreçlerinde aktif olarak görev aldım. 1 milyar 162 milyon dolar bedelle satın aldığımız şirkete son 8 yıl içerisinde de 270 milyon dolarlık ilave yatırım yaptık. Abone sayımızı 1 milyon 450 binden bugün 1 milyon 900 binin üzerine taşıdık. Ankara'nın toplam 25 ilçesinin 22'sinde gaz dağıtım lisansı Başkent Doğalgaz'a aittir. Toplam Ankara'daki yaşayan nüfusun 5 milyon 700 bin müşterimiz yaşıyor Ankara'da. %96,4'üne biz gaz dağıtabilir noktaya geldik. Bu yıl sonu itibariyle de son 5 ilçeye gaz götürülerek abone sayımızı 2 milyona ulaştırmaya çalışıyoruz. Şirketi özelleştirme idaresinden devraldığımız günde hat uzunluğu yaklaşık 9500 kilometreydi. Bugün 13.000 kilometreye ulaştık. Bu şu ana kadar yapmış olduğumuz son derece dinamik gelişmeler. Bunlara ilave olarak teknik bir detay belki ama büyümenin içerisinde önemli bir destekleyici unsur. Teknoloji alanında hem hardware hem software, yazılım ve donanım anlamında gerek gaz akışının çok iyileştirilmesi, anlık takibi, olası kayıp kaçak arızaları çok hızlı müdahale edebilmek amacıyla SCADA olarak tanımlanan hizmet sistemini çok modernize ettik. Ayrıca SAP yazılımıyla bugün 2 milyona yaklaşan abonemizin her türlü ihtiyacını abone faturalandırmadan tahsilata bilgilerinin izlemesine kadar çok modernize bir şekilde yönetebiliyoruz. Şirketi devraldığımız günden bugüne nadir görülen bir özelliktir. Personel sayımız artıyor. Çünkü reel bir büyüme sağlıyoruz ve personelimizin eğitim standartları çok gelişti. Son derece tecrübeli bir ekip oluşturduk. Nitelikli ve tecrübeli bir ekiple de bugüne kadar büyümeyi herhangi bir aksamaya meydan vermeden devam ettirdik. Bundan sonraki süreçte de Ankara bölgesindeki bu büyümemizi kesinlikle seri bir şekilde ilerleteceğiz. Şu bilgiyi de paylaşmakta fayda görüyorum. Hali hazırda Ankara'daki penetrasyon oranı %77. Bu ne demektir? Ankara'da hala %23 kadar hane halkına gaz ulaştırılmamış durumda. İmar kanundaki özellikler, o bölgelerin henüz bu altyapısının gelişmemesi gibi faktörler. Bunları da dikkate aldığımızda 2 milyona bugün itibariyle yaklaşan abone sayımızın 5-6 yıllık bir süreçte 2,5 milyona ulaşma kabiliyeti var. Bunlara ilaveten Ankara şüphesiz ki ülkenin başkenti olması münasebetiyle ciddi bir göç alıyor. Hane halkı sayısı adet olarak küçülüyor. Bu da daha fazla konut ihtiyacı demek. Daha fazla hane halkına gaz götürme sonucunu doğuruyor. Bunların tamamı bizim için yeni yatırım alanları, yeni büyüme kapasitesi, daha fazla gaz dağıtım ve tabii ki bunların hepsinin bir rakamsal karşılığı var. O bölüme de gelirsek, şirketimiz... Aslında size hemen kısaca bir şey yapmak istiyorum. Şimdi şirket aslında öngörülebilirlik açısından oldukça dediğim gibi önü açık. Ben onu soracaktım. Yani yatırımlarınız çok ciddi bir nakit akışınız var. Çok ciddi bir nakit bir firmasınız. Yani önümüzdeki günlerde yatırım amaçlı olarak mesela 2022'de garanti yatırımı yapmış olduğu projeksiyona göre %7 ciroda bir büyüme öngörülüyor. 2023'te %12, 2024'te %11, %10, %10 şeklinde de 2025-26 yıllarında da gidiyor. Tabii bu uzun bir projeksiyon ama ben hani ilk 5 yılı söyledim. Yani genel itibariyle güçlü nakit akışınız, evet, stratejileriniz çok güzel. Ben stratejilerinizi de biraz sonra derim sizinle. Özellikle teknoloji yatırımlarınız konusunda güçlü nakit akışı ve cazip temettü politikanız konusunda organik büyüme karlılık konusunda da ki stratejileriniz bence bir şirketi tanıma amacıyla çok önemli. Ama genel itibariyle yani önümüzdeki günlerde yatırım amaçlı olarak bu büyümeyi nerelerde göreceğiz, nasıl bir yol izleyeceksiniz onu öğrenmek isterim.
Son 2 yılda imelenen bir yatırım tempomuz vardı. Yani her 2 yılda da 2019 ve 20 yılında 250 milyonun üzerine 300 milyona yakın yıllık yatırımlar yaptık. 2021 yılında ise 5 adet ilçeye de gaz götürerek 500 milyon üzerinde bir yatırım yapacağız. 2022'den itibaren de yıllık yatırım rakamımız 500 milyon TL üzerine çıkacak. Biz dolar bazlı çünkü yatırımların içerisinde yabancı parayla ithalata dayalı yüksek standartlı çelik borular da olduğu için dolar bazlı tarif ediyoruz. Önümüzdeki 5-6 yıllık periyotta 300 milyon dolarlık bir yatırım potansiyeli var. Az önce ifade etmiş olduğum bu %77 seviyesindeki penetrasyon, yani gaz götürülmemiş %23'lük bir hane halkı var ve nüfus da artıyor. Dolayısıyla bu yatırım temposu devam edecek. Buradaki kritik unsur kanaatimce şu şekilde tarif edilmeli. Bu yüksek yatırım hacmini yapacağız ve aynı zamanda çok yüksek tutarlı temettü dağıtacağız iddiasındayız. Bunu matematiksel formülle izah etmekte fayda var yatırımcılarımızı lütfen aydınlatmak adına. Şimdi biz 2013'ten bugüne eksi nakit pozisyonuna devraldığımız şirketi hızlı modernleştirme, yüksek büyüme ile birlikte kar eder hale getirdik. Fon fazlası yaratan bir şirket konumuna getirdik. Ve son 3 yıllık mali tablolarımızda, izahnamemizde görüleceği üzere dağıtılabilir karın her yıl %100'ünü dağıttık. 2020 mali sonuçları çerçevesinde 566 milyon TL temettü dağıttık. Mart sonu bilançolarımızda açıklandı ve izahnamemizde yer alıyor. Onları da dahil ederek şu özeti geçeyim. Son 12 aylık dönemde 5 milyar 238 milyon gelir elde ettik. 841 milyon EBITDA'ya dönüştü bu gelir. Ve bu gelir üzerinden de yine son 12 aylık dönemde 599 milyon TL net kar elde ettik. Ve yine Mart sonu itibariyle 2 milyar 700 milyon üzerinde nakit varlığımız, 780 milyon civarı net borcumuzu düştüğünde net nakit fazlamız 1 milyar 937 milyon mertebesinde. Şimdi bu kaynak bizim önümüzdeki 5-6 yıllık periyotta az önce ifade etmiş olduğum 300 milyon dolar karşılığı yatırımı yapma kabiliyetiyle birlikte eş zamanlı olarak işte yıllık 900 milyon ve üzerindeki EBITDA'ları gerçekleştirme potansiyeli ve her yıl önümüzdeki 5-6 yıllık periyotta dağıtılabilir karın tamamını temettü olarak ortaklarımıza dağıtma imkanını mümkün kılıyor. Bu nedenle biz yabancı yatırımcıların da bu özel fonksiyon nedeniyle, bu kabiliyet nedeniyle ilgisine çeker haldeyiz. Çünkü bizde hem büyüme mevcut, minimum %3'lük 4'lük her yıl reel büyüme söz konusu. Hem de bu büyümeyi eldeki hazır nakit fazlası nedeniyle çok hızlı bir şekilde kar ve temettüye dönüştürebiliyoruz. Kaldı ki yapacağımız halka arzı niteliği ortak satış niteliğinde. Şirketin sermayesinin %100'üne sahip olan Torunlar Enerji buradaki %25'lik payını satıyor. Bu %25'lik payını sattığı ortamda gelecekte de Torunlar Enerji'nin enerji alanındaki diğer yatırımları devam ettiği için Başkent Enerji, Başkent Doğalgaz ve diğer enerji şirketlerinden düzenli temettü beklentisi devam edecektir. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren inşallah milyona ulaşmasını beklediğimiz yatırımcılara da yine istikrarlı bir şekilde bu yüksek temettü gelirini paylaşma azminde ve arzusundayız. İnşallah diyelim. Ben çok kısaca rakamlarınıza değineceğim. Mesela 31.03 2021 itibariyle 12 aylık FABÖK rakamınız şu anda 841 milyon TL. Son güncel FABÖK marjınız ise %16'larda. Yani %20'lere yakın. Genelde %20'nin üzeri benim için çok hani makul ve gayet güzel aslında bir FABÖK marjıdır. Güzel ve FABÖK marjının da yıllar itibariyle yapılan projeksiyonda %18'e doğru yükselebileceğine yönelik de rakamlar var. 2020 yılında ciro bir önceki yıla göre %24 yükselmiş ve dikkatimi çeken bir şey, bunu da paylaşmak istiyorum. Sizden de bu konuda lütfen bilgi rica edeyim. Siz şirket olarak 2016'da Şubat ayında altyapı yatırım ve hizmetlerden oluşan portföyü işletecek bir GYO'ya dönüşmek suretiyle kurumlar vergisine muaf haline geldiniz. Ve hani burada da aslında geriye dönük bir davalarınız söz konusu anladığım kadarıyla ve buradan da bir beklentiniz var mı? Yani şu anda zaten vergi ödemiyorsunuz. Hani genel itibariyle bu konuda nasıl bir bilgi alabiliriz sizden? Tabii ki şirketimizin tüm yatırımları uluslararası standartta tarif edilen şekilde altyapı yatırımı.
infrastructure olarak tarif ediliyor. Biz sermaye piyasası kurulu mevzuatına uygun olarak, geçmiş yıl daha evvelinde çıkarılmış mevzuata uygun olarak 2016 yılı Şubat ayında altyapı GEO şirketi olarak teknik statüsümüz tesis edildi. Hı hı. 2017 sonunda vergi idaresinin açmış olduğu bir dava vardı. 2018-19 yıllarında bu davalar şirketimiz lehine sonuçlandı. Bir yatırım ortaklığı statüsümüz çerçevesinde de kurumlar vergisi istisnasından istifade ederek kurumlar vergisi oranımız %0 olarak uygulanıyor. Herhangi bir vergi bu manada ödemiyoruz. Evet. Ya zaten yatırım ortaklığı statümüzün doğal bir sonucu olarak şirket sermayesinin %25'ini halka arz etmemiz gerekiyor. İnşallah bu haftaki halka arzla birlikte bu yasal hükümlülüğü tamamlamış olacağız. Ve kurumlar vergisi istisnası ile birlikte ilave fon biriktirme kabiliyetimiz sürecek. Yatırımcılarımız da bu fondaki fazlalıktan temettülerle istifade etmiş olacaklar. Zaten sermaye piyasalarının buradaki teknik motivasyonu daha fazla yatırımcı çekmek, onlara gelecekte garanti edilmiş somut nakit akışları temin etme misyonu açısından da başkent doğalgaz çok ideal bir yatırım alternatifi olduğunu düşünüyoruz. Evet, İsmail Bey, öncelikle ben bir halka arzla ilgili özet bilgileri geçmek istiyorum. Bugün ve yarın, yani 3 ve 4 Haziran'da halka arzınızdaki talep toplama gerçekleşecek. 9.72 fiyattan şirket halka arz olacak. Halka arz iskonto oranı 23.65, sabit fiyatta talep toplama ve ortak satışı olacak. Halka açıklık oranı %25 olacak. Yani bu konuyla ilgili, özellikle garantiyle ilgili, fiyat istikrarı ile ilgili sizden bilgi alabilir miyiz lütfen? Tabii ki Seda Hanım. Şirketimizin belirttiğiniz gibi %25'in halka arz ediyoruz. 9.72 lira ve 700 bin ödenmiş sermaye üzerinden 6 milyar 804 milyon piyasa değeri üzerinden şirket halka arz ediliyor. 1 milyar 701 milyon TL halka arz büyüklüğümüz mevcut. Ve bu büyüklüğün içerisinde %15'ini doğrudan piyasaya satıyoruz. %10'unu ise Torunlar Grubu şirketi ve çalışanlarına tahsil ediyoruz. Piyasaya sattığımız hisse miktarının parasal karşılığı 1 milyar 20 Türk lirası ve bu büyüklüğün %50'si kadar, yani 510 milyon TL'yi 30 gün boyunca fiyat istikrarı fonu olarak ayırmış durumdayız. Bugün ve önümüzdeki günlerde özellikle bireysel yatırımcılarımızın piyasadaki kısa vadeli konjonktürel dalgalanmalardan etkilenmemesi adına da 30 gün boyunca bu ayırmış olduğumuz 510 milyon TL'lik kaynağı düzenli olarak kullanacağız. Ve hissemizin istikrarlı bir yol izlemesi adına da yatırımcılarımıza bu mesajı verme arzusundayız. Başka bir platformda çıktığım yayında da dün ifade etmiştim. Yılbaşından bugüne yapılan halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılmış en yüksek kaynak bizim halka arzımız sürecinde gerçekleşiyor. Bu açıdan da biz gereken güveni yatırımcılarımız nezdinde oluşturma gayretindeyiz. Biz zaten çok büyük kitleye ulaşan bir şirketiz. 2 milyona yakın abonemiz var. İnşallah 1 milyon da yatırımcımız olur ve bu büyük kütlelere ulaşmanın onuru, bunun bize yüklediği sorumluluğu hakkaniyetiyle yerine getirir ve bu sorumluluk duygusuyla işlerimizi daha yüksek bir standarda ulaştırma azmi ve gayretinde olacağız. Bize bu fırsatı vermiş olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. İsmail Bey, ben de vermiş olduğunuz detaylı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Şirketimizi tanımak adına güzel bir sohbet olduğuna inanıyorum. Tekrar hayırlı olsun, güzel bir süreçtesiniz. İnşallah çok daha iyileri olur sizin için diyelim ve tekrar teşekkür ederek kapatalım. Sağ olun. Teşekkür ederim.